kahvenin şaşırtıcı faydaları var. Ancak bazı saatlerde içmek bütün etkisini yok ediyor. İşte herkesin bilmesi gereken bilgi. Kahvenin faydaları saymakla bitmiyor. Kahvenin faydalarını arttırmak peki nasıl oluyor? Enteresan bir araştırma yayınlandı. Kahve tiryakilerini yakından ilgilendiren bu bilgiye herkes dikkat etmeli. Sizler de arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın. ASAP Science adlı internet sitesine göre en iyi saatler sabah 8-9, öğlen 12 ile 1, akşamüstü de 5.30-6.30 dışındaki saatler. Siteye göre hepimizin sirkadiyen saat olarak bilinen biyolojik saati var. Bu saat vücudumuzdaki birçok süreci düzenliyor. Buna gün içinde ne kadar uykulu olduğumuz da dahil. Kortizol adlı hormonun salgılanmasından da bu saat sorumlu. Buna stres hormonu da deniyor. Zira bu hormon vücudun savaş ya da kaç hallerinde bolca salgılanıyor. Kortizol gün içindeki uyanıklık haliyle de bağlantılı. Sabah 8 ve 9 arasında vücuttaki kortizol seviyesi zirveye çıkıyor. Bu vücudunuzun sizi uyandırmak için doğal bir mekanizması olması anlamına geliyor. Ve kafeinin bu mekanizmayı tamamlayıcı bir işlevi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira uzmanlar kortizol üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahve ya da enerji içeceği tüketmenin kafeinin etkisini önemli ölçüde azalttığı ve uzun vadede bu maddeye karşı bağışıklık geliştirdiği uyarısında bulunuyor. Yani hem daha az canlanıyorsunuz hem de gelecekte daha fazla kahve içmeniz gerekiyor. Bu nedenle kahve içmek için muhtemelen en iyi zaman kortizol kabarmasından sonra saat sabah 9'dur. Bilim insanlarına göre kortizol günün değişik saatlerinde yeniden zirveye çıkıyor. Bunlar öğlen 12 ile 1 ve akşamüstü 5.5 6.5 saatleri arası. Bu nedenle kahve içmek için en iyi zamanlar bunların dışındaki saatler. Peki aşırı derece erken ya da geç kalkınca ne oluyor? Kahve hemen içilebilir mi? Hayır. Bilim insanlarına göre Kortizol seviyesi uyandıktan hemen sonra %50 oranında artıyor. Bu nedenle uzmanların tavsiyesi kahve içmek için 1 saat beklemek. Videomuzu faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim.